anda da profesyonel boksta 3 masa hakemi bulunuyor sevgili seyirciler. Amatörle karıştırmayalım. Amatörde her zaman 5 masa hakemi bulunur. Önlerinde butonlar vardır. Onlara basarak puanlar verirler. Fakat profesyonelde öyle değildir. 3 masa hakemi 10'ar puan üzerinden ringlerde verdikleri, roundlara verdikleri puanlarla maçın sonunda galibi belirlerler. İşte bakın çok güzel bir kale ciğer çıkardı Mustafa başlar başlamaz. İki düz gardlı boksörün mücadelesi. Mustafa'nın sollarını çok beğenmeye başladım. Çok çok geliştirdi. Arkadan sert sağlar da vuruyor. Ve biri 26, biri 24 yaşında. İki boksör, 24 yaşında bizimki bakın. Belçikalı'nın da bir sağ böbrek üstüne geldi demin. Şimdi solla yanına yaklaştırmak istemiyor Belçikalı Mustafa'yı. Çok güzel Mustafa. Soldan sonra bir sağ çıkarıyor. Ve dikkatle takip ediyor rakibini. Bu aparkat harikaydı Mustafa. Bravo. Müthiş bir sağ aparkat çıkardı. Şimdi sol direkler, sol direkler. Aşağıdan yine bir aparkat bekliyoruz Mustafa'dan. Ama dikkatli de olması lazım. Aparkat dünyanın en sert, en tehlikeli yumruklarından birisi. Fakat riski var. Çok güzel bir sağ yine Mustafa'dan geliyor. Sağ sol Mustafa'dan. Bakınız boksörümüz ne kadar güzel dövüşüyor. Ve şu ana kadar puan olarak Mustafa Karagöllü. Bakın yine bir güzel aparkat. Yani hangisini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Puan olarak önde Mustafa Karagöllü. O kadar hızlı, o kadar güzel yumruklar çıkartıyor ki. Gerçekten seyir zevki olan bir müsabaka. Ve ilerideki zaman zarfında Mustafa Karagöllü'nün özel bir seyircisi de olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Ve şimdi yine Mustafa dikkatli bir şekilde takip ediyor. Bir sol swing çıkardı. Tutturamadı. Rakibinden bir iki darbe geliyor. O da tutturamıyor. Sol direkler Belçika'dan geliyor. Mustafa'nın yine solu aşağıdan bir aparkat çıkarabilirdi. Onu düşündü o ve sağ vuruyor. Sağ kureşe vuruyor. Son derece süratli knockoutlarıyla bilinen Mustafa Karagöllü. Bakalım bugün ne olacak? Ben de onu merak ediyorum. Hani her zaman derim ya Mustafa Karagöllü'nün boksunun tadına doyamıyoruz. 30 saniyede 40 saniyede indiriveriyor rakibini. Yine sert vurdu böbrek üstüne, kalbin üstüne vurdu hatta. Evet, şimdi Karagöllü'nün burada hemen bir tenkidini yapmak istiyorum. Adama yumruğu vurduktan sonra geriye doğru hafifçe geldi. Ve nereden çıktıysa o bir tik diyeceğiz. Şortunu şöyle çekti. O esnada şortunu çektiği anda nasıl oluyor sevgili seyirciler? Bu bir taktik mücadelesi. İki eli aşağıda. Rakibine diyor ki al benim suratıma vur. Bakınız aslında ne kadar güzel sıkıştırdı köşeye ve rakibi bir eskimle kurtardı. Yani tabii şimdi bunlar çok tecrübesiz gencecik boksörlerimiz. Ama ileride bu tecrübeyi de elde edinecekler sanıyorum ki Ahmet Öner de. Hani şey söyleyecek ona. Haydi bakalım Mustafa. Çok güzel bir dövüş oluyor bu. Kontra yumruklar fevkalade. Göze hoş gelen bir mücadele ve ilk round sona ermek üzere. Çok güzel Mustafa. Bir sağ mideye geliyor. Belçikalı'nın midesi taş gibi. Öyle bir sert vurdu ki. Ve birinci round sona eriyor.